Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yine bir veri analizi çalışması. Biliyorsunuz başlı başına veri analiziyiz. Burada satışlarımızın hangi günler ve hangi saatlerde yoğunlaştığını, sıklığını arkadaşlar görmeye çalışıyoruz. Böyle bir analiz yapıyoruz. Temel olarak pivot tablo kullanacağız yine koşullu biçimlendirmemiz var konuşun format ve tabi yine grafiğini de göstererek satışlarımızın hangi günler sabah öğlen akşam şeklinde veya isterseniz grafiğinizi e, çevirerek de bu sefer hangi günlerde sabah öğlen akşam veya aynı şekilde farklı şekilde görmek mümkün temel tablo olarak da bu şekilde bir tablo oluşturacağız. Şimdi gelelim satışlarımızın verisinin olduğu yere. Burada görmüş olduğunuz gibi satışlarımızın tarihi var ve saatleri var. Ben bununla giderekten ne yapabilirim? Satışlarımın tutarlarıyla ilgili rapor alabilirim. Ama haftanın hangi günleri olduğunu buradan bulacağım bir formülüm var. Görmüş olduğunuz gibi metne çevir tekst. Bir de bu saatleri eğer kullanarak, if kullanarak şöyle bir formülle Öğlen, akşam, gece diye ayırdıktan sonra e, geriye ne kalıyor? Artık pivot tabloya gitmek ve bunları e, koyacak şekilde yani pivot tablomuzu artık günler ve o belirttiğimiz saat dilimleriyle oluşturmak kalacak. Hemen formülümüzün nasıl olduğuna bakalım her zamanki gibi arkadaşlar. Burada kullanacağımız formül metne çevir. Ne için kullanıyoruz? Oradaki saat verisini GGG gün anlamında. Arkadaşlar İngilizce sürümlerde de genelde GGG e, olur. Çünkü e, veri setini kullandıkları için ya da karakter setini. Ama eğer hem İngilizce kullanıp hem de regional settingsi bölgesel ayarlarınız İngilizce ise o zaman G'ye yerine de. Ama bence çoğunlukla Türkçe kullanıyorsunuz bu İngilizce kullanıyorsunuz da bu yanıt verecektir. Arkadaşlar bunu bölgesel ayarlarınızdan görebilirsiniz veya deneyerek kontrol edebilirsiniz. Evet metni çevirdik yani perşembe mi cuma mı elde etmiş olduk. Ondan sonra gelelim e, saatlerin gece gündüz akşam diye ayrılmasına belirttiğiniz saat aralıkları nasılsa ben burada üstten başladım biliyorsunuz. Eğer iflerimizde ya alttan ya üstten ayırarak gidiyoruz veya e, entli kullanabiliriz beyli kullanabiliriz şunlar şunlar ise gece gibi. Burada saat 20'den büyükse iki tane tire var unutmayın. Arkadaşlar bu e, true false mekanizmalarında e, bizim topla çarpan product komut e, kullanımlarımızda da var. E, true oh. false'u bir sıfır yapan bir çalışma. Ondan sonra 8'den büyükse gece, e, 17'den büyükse yani 8 ile 17 arasındaysa akşam çünkü 8'den büyük yakalamış oluyor. Ondan sonra... 12'den büyükse yani 12 ile 17 arasındaysa öğlen. Ondan sonra sabah e, arkadaşlar 8'den büyükse yani 12 ile 8 ve diğer gece yarısı kalanlara da e, diğer diye ayırdım. Yine aynı şekilde if de İngilizce olarak da if'i kullanarak da bunu yapacağız. Şimdi beraber bu çalışmaları, formülleri ve pivot tabloyu oluşturarak bu görmüş olduğunuz tabloyu ve grafiği birlikte yapalım. Siparişler satışlar tabloma geldim burayı siliyorum Beraber oluşturalım Kopya çekmeden Geldik hemen yukarıya çift tıklayarak en üst hücreye gidelim Çok kolay Büyüteyim ekranımı Metne çevir text fonksiyonunu kullanıyorum e, Bu tarihi çevir neye çevir çift tırnak içerisinde Büyük veya küçük ggg'ye çevir bitti Çevirdi Cumadır, cumartesidir. Yani haftanın hangi gününe denk geldiğini bulmuş olduk. Tamam çok güzel. Pivot tabloda bu sütunu kullanacağız. Peki bu saatleri gece gündüz diye ayırmak istiyoruz. Formülümüz ee, bir eğerli ve şeyli. Burada zaman tarih time fonksiyonu da kullanılıyor. Saat time gibi ama ben bu şekilde yaptım. Çalıştığını düşünüyorum. Tabii sizler araştırabilirsiniz arkadaşlar daha farklı kullanımı söz konusu. Zaten her zaman söylüyorum yani bir işi yapmanın birçok şekli olabilir. Bunu alternatif kod yazmak da Önemli olan doğrusu, kolayı, pratikliği sizin için tırnak içinde uygun olan neyse onu yapmaktır arkadaşlar. Peki gelelim. Bayağı yazıyoruz. İsterseniz buradan ekleyerek eğer 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 iç içe gidebiliriz. İsterseniz elle yazarsınız. İki şekilde de yazayım. Zaten elle yazacak kişiler doğrudan gelip bunu yazacaklar. Yani başına bir eşittir koyalım. Ondan sonra e, ben e, kutuyla yazayım bu sefer. Hiç problem değil. Hepsi geçerli. Tümüne geldim. Son kullanılanlarda varsa buldum. Yoksa tümüne geldim. Eğer iyi harflerini tuşladım. Basit. Eğer burası ne yapıyordum? Belirli dilimler belirleyeceğim. 22'den büyükse, işte 7'den büyükse, 5'ten, 17'den büyükse, 22'den büyükse gibi. Çok, e, ben de çok planlamadım. Ama e, şuradakine bakalım. 22, 17, 12, e, 8 ve diğer şeklinde. Şimdi büyüktür. Kaçtan büyüktür? E, efendim 22 sıfırdan, çift sıfır sıfırdan büyüktür. Çünkü oradaki şeyi... E, saati var biliyorsunuz belli de kaç. Bunu böyle yazamayız arkadaşlar. Bunu yazmak için bir parantez e, ve e, ondan sonra e, iki tane tire ile çekeyim. Ondan sonra ve çift tırnak içerisinde yazmamız gerekiyor. Hemen büyüteyim yine yani her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar şurayı excel'e getirelim. Evet. F2 yani saatin durduğu yer, satış saatinin e, büyüktür 22'den mi? Onu yaparken parantez açıyoruz iki tane tır çift tırnak ve e, çift tırnak şeklinde zaten buradan da e, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu formülden bahsediyor. Burada daha net görünüyor. Evet, e, devam ediyorum. Merceği kapattım. İse e, gece Diyoruz. çift tırnağı kendisi koyuyor e, elle yazacaksak buna çift tırnağı tekrar bir eğer bu sefer e, neydi 22 e, 17 12 galiba çok sorun değil gidiyorum bir eğer daha iç eğer if elle yazacaksanız e, noktalı virgülünü koyup tekrar eğer if yazıp parantez açıyorsunuz ben buradan basıyorum görüyorsunuz kutuya geldim devam ediyor ikinci eğerimiz bu sefer aynısı istiyorsanız şunu şuradan kopyalayalım. Kendimizi yormayalım. Ee, bu arada formülü kaybettik galiba. Sorun değil, hemen yaparız. Zaten kopyalamıştık. E ee, buradaki tarih e, büyüktür ya da direkt kopyalamıştık. Bundan büyükse gece dedik Evet çift tırnağını kendisi koyuyor hop geldik iç fonksiyon kutumuza buraya gelip bastık ikinci elimiz açıldı devam ediyor tekrar kontrol ve yapıştırdık bu sefer 22 değil 17'den yani e, onu da akşam diye alacağım e, akşam satışları diye ayıracağım Ondan sonra geleceğim bu tarz analizler şeylerde çok yapılıyor. Bu sosyal medya, YouTube'da. Arka tarafına ne zamanla eriştirdin, ne zamanlar izlendi vesaire gibi. Ee, evet bir eğer daha. ne yapıştırdım. Bu sefer 12'den büyükse diyorum. Ondan sonra bunu da öğlen diyorum. Bunlar hep aralıkları. Bunu daha e, between şekli, aralık şekli yapmak isterseniz. Eğer ve e, if and kullanarak yapmak gerekir. Ee, öğlen dedim. Tekrar bir eğer daha ee, yapıştırdım. Sabah 8 mi 7 miydi? Ee, 8 yapayım. 08. Kontrol etmeye gerek var mı? E, ee, 8 İse sabah diyorum. Ee, geri kalanla yazmak da zorunda değilim. Diğer de diyebilirim şey de diyebilirim. Hadi onun gibi yapalım. Yani geri kalana da diğer diyebiliriz. Yani çok sorun değil. Diğer dedik. Evet arkadaşlar. işte saatlerimizi gördüğünüz gibi öğlen sabah, diğer akşam öğlen sabah vesaire diye yapmışız. Geriye bir şey kalmıyor. Pivot tablo oluşturmak. Verimi seçiyorum. Tabloyu veya üzerinde durmak yeterli. Ondan sonra kontrola ekle pivot tablo. Yeni sayfa gittim. Neye bakacağım? E, ee, gününe bakacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi e, ve saatine bakacağım. Tamam. Burada oluşum sayılacak bir şey. Sipno ID olabilir. Yani herhangi bir ögesi. Toplama değil sayısal olduğu için galiba topladı onları. Saya düşüreceğiz. 637 tane satış kaydımız var. Bu tabloya bakacak olursanız. 637 tanedir. Geldi. Tamam. Ee, sıralı da geldi. Gerekirse sıralayabiliriz buradan. Şu büyüklüğe göre sıralamak sanıyorum iyi olur. Çünkü sonuçta en büyükten takip etmek istiyoruz. Büyütelim biraz. Ondan sonra formatımızı biz kendi tasarımla yaptırtalım. Öncelikli olarak... Şöyle bir e, sütün genişliği çalışması. Ondan sonra bu sütün genişlikleri biraz sonra yenileyince değişmesin diye çok pardon seçeneklerinden düzenliyorum. Evet arkadaşlar. Bir de koşullu biçimlendirmemi koyayım. İsterseniz renk ölçeyi veri çubuğu vs. Ama bu daha iyi gibi galiba. Bakın e, şeylerimiz. Satış sıklıklarımız. Bir de bunun grafiğini çiziyorum. Ekleden bir sütun grafik e, tasarımını yapabilirim. E, görmüş olduğunuz gibi sabah günlere göre veya satış sütun değiştirerek arkadaşlar ne yapabiliyorum? E, satışlarımın farklı farklı e, her gün Pazartesi sabah. E, neyi görebiliyoruz? Örneğin e, cumart, pazar sabah oluyormuş. Yani verilerimiz tümül hayali zaten. E, akşam işte hangi günler çok güzel. öğlen satışlarımız genelde aynı gibi. Cumartesi bir tek düşük gibi. Diğer satışlarımız gece yarısı bunlarda. Ama sabah satışlarının düşük olarak da sabahlar vurgulamak için de ne yapılabilir? Veri etiketlerini, data label'larını göstererek Bunlara yüzdeleri vesairesi alınabilir, performans şeklinde ifade edilebilir. Evet arkadaşlar, e, her zaman olduğu gibi e, sanıyorum tablomuz farklıydı. E, biraz önce değiştirdik. E, satışlarımızın hangi günün hangi saatlerinde, haftanın hangi günlerinde, hangi saatlerde olduğunu analiz etmek üzere, göstermek üzere bir çalışma yaptık. Pivot tablo, grafik ve biraz da tabii işin içinde fonksiyon da var. Böyle bir aslında her şeyin kullanıldığı bir çalışma oldu. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.